Merhaba arkadaşlar. Uzun zaman sonra böyle tek başıma kameranın karşısında video çekiyorum. Biraz heyecanlıyım. Hatta çok heyecanlıyım. En son 6 ay falan önce bu şekilde video çekmiştim. Bayağıdır kanalıma hiçbir şey paylaşmadığıma rağmen beni bırakmadan böyle tekrar videomu izlemeye geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Duyduğum kadarıyla Türkiye'de bu hafta veya bundan önceki hafta okullar açılmış. O yüzden bugün Kore'deki üniversiteleri Türkiye'deki üniversiteleriyle karşılaştırarak aradaki farklar hakkında konuşmak istiyorum. Farklarını anlatırken Kore kısmına yoğunluk vereceğim. Çünkü Türkiye'deki üniversiteleri benden siz daha iyi biliyorsunuzdur. Ayrıca Kore'deki bazı durumlar, şartları size değişik gelebilir, o yüzden. O zaman hemen başlıyorum. İlk olarak kampüs. Türkiye'deki çoğu üniversitelerin kampüsler farklı yerde bulunuyor. Mesela Marmara Üniversitesi'nin Göztepe kampüsü var, Azbaden kampüsü var ve birkaç tane daha farklı yerde kampüsleri var diye biliyorum. Ankara Üniversitesi de aynı şekilde. Seyye Kampüsü, Cebeci Kampüsü, Dışkapı Kampüsü ve birkaç tane daha var diye biliyorum. Ama Kore'de öyle değil. Genelde okulun bütün fakülteler bir yerde. Tabii ki fazla binalar oluyor ve kampüsü biraz daha büyük oluyor. Bazı üniversiteler kampüsün içinde büyük göl bile oluyor. Bu şekilde bütün fakülteler bir yerde. Bu farkından dolayı ben Türkiye'de bir olay yaşadım. Ankara'ya değişim öğrenci olarak gittiğimde sanırım ilk gündü. Bir şey almak için Kızılay'a gittim ve alışveriş yaptıktan sonra taksiye bindim. Ankara Üniversitesi'ne gidiyorum dedim. Taksici amca da hangi kampüsü diye sordu. Ben de böyle kaldım. Hani Kore'de bütün fakülteler aynı yerde olduğu için, tek bir kampüs olduğu için okulun ismi söylemek yeterliydi okula gitmek için. O gün bir şekilde yurduma dönebildim ama gerçekten şaşırmıştım. Ayrıca böyle bir şey de var. Seul'deki bir okulun şube gibi böyle başka şehirde kampüsü oluyor. Tabii ki aradaki büyük bir mesafe var, böyle 300 saat falan. Ve okulu kazanmak için gereken puanlar arasında da büyük farkı var. O yüzden aynı okul sayılmıyor. Bu konuyu biraz sonra tekrar bahsedeceğim. Kore'deki iyi okullar hakkında anlatırken. Şimdilik böyle geçelim. İkinci olarak okul gezi. Kore'deki üniversitelerde yılda iki tane büyük okul gezi oluyor. Böyle yakın arkadaşlar arasında olan geziler değil. Bayağı okul ve bölüm düzenliyor bu gezileri. Birincisi okula yeni gelen öğrencileri için dönem başlamadan önce yapılıyor. 2 gece 3 gün genelde. Okuldan biraz uzak bir yere gidiyorlar ve genelde bütün bölümler aynı yere aynı gün gidiyor. O gece de böyle bölüm bölüm takılıyorsunuz. Mesela giderken her bölüme bir veya iki tane büyük otobüsler ayarlanıyor. Gittiğinizde bölüm arkadaşlarıyla birlikte oda kullanıyorsunuz. Bu gezinin amacı yeni gelen öğrencilere okul, üniversite hayatı, dersi, bölüm hakkında bilgi vermek ve bölüm arkadaşlarıyla yakınlaşmakmış. Ama genelde böyle bilgi paylaşmak falan pek olmuyor. Ondansa böyle sohbet etmek, eğlenmek, yakınlaşmak, içki içmek, oyun oynamak. O şekilde 2 gece 3 gün eğleniyoruz. Ve bu gecede gece partisi de oluyor. O partiye okul tarafından davet edilen 2-3 K-pop idolları da geliyor. O şekilde eğleniyoruz. İkinci olarak da bölüm gecesi var. Bunu böyle bölüm bölüm gidiyoruz. O yüzden bölüm öğrencileriyle hocalar birlikte gün ve yer seçiyor. Genelde okulun yakın yere 1 gece 2 gün gidiyoruz. Bölüm arkadaşlarıyla yakınlaşmak için gidiyoruz bu geceye. Ve gittiğimizde yine oyun oynuyoruz, mangal yapıyoruz, yemek yiyoruz, içki içiyoruz, eğleniyoruz. O şekilde. Hocalar da bu iki geceye katılıyor ama genelde mangal yaparken veya geceye doğru gelip 1-2 saat oturup dönüyorlar. Türkiye'de sanırım bu şekilde 1 gece 2 gün, 2 gece 3 gün gezilerdense piknik tarzı geziler daha çok gidiliyor diye biliyorum. Veya okulda Akdeniz gezi veya Uludağ gezi programı gibi şeyler var. İsteyen kişiler katılıyor diye biliyorum. Ama bizde böyle. Üçüncü olarak Sanbe ve Hube ilişkileri var.
Bu biraz size değişik gelebilir. Son B üstü sınıf öğrenciler oluyor. Bu B artı sınıftaki öğrenciler oluyor. Hani ben ikinci sınıftaysam, üçüncü ve dördüncü sınıftaki öğrenciler benim son B'm oluyor. Onlara saygı göstermem gerekiyor. Ve birinci sınıf öğrenciler benim full B'm oluyor. Onlara iyi bakmam gerekiyor. Hani ortaokuldan beri öğretmenler, büyükler son B'lere, full B'lere iyi örnek olmanızı gerekiyor. Onlara iyi bakmanız gerekiyor diyorlar. Ve full B'lere, son B'lere saygı göstermeniz gerekiyor diyorlar. O şekilde biz böyle böyle alışıyoruz. Ortaokul ve lisedeyken genelde okulda aynı sınıftaki öğrencileriyle takılıyoruz. Ama üniversiteye geçtiğimizde ders olsun, yemek, okul etkinlik falan diğer sınıf öğrencileriyle de fazla zaman geçirdiğimiz için hani bu ilişki daha belli oluyor. Ve bu kültür okula göre hatta bölüme göre çok farklılık gösteriyor. Bazı bölümler biraz fazla önem veriyor, bazı bölümler önemsemiyor. Yani öylesine sen behube diyorlar ama arkadaş gibi davranıyorlar. Ve genelde yakınlaştıktan sonra böyle son behube ilişkidense biraz daha arkadaş gibi oluyor. Eskide biraz daha askeriye havası vardı bu ilişki içinde, özellikle erkekler arasında. Ama son günler gerçekten zayıfladı. Benim mezun olduğum bölümde fazla önem veriyordu. O yüzden birinci sınıftayken yolda son belerim geçerken önce selam vermediğim için bir sürü laf yemiştim. Böyle bölümler de var. Ama böyle bir şey de var. Bizim bölümde o ilişkiye çok önem verdiği için İnsan beller, hubelere iyi bakmaları gerekiyor ya. Birinci sınıftayken özellikle ilk dönemde herhangi son beye yemek yiyelim, yemeğe çıkalım deyince onlara yemek ısmarlıyor. Ve birinci sınıftayken benim son beleri bana çok yemek ısmarladı. Ben de ikinci sınıfa geçtiğimde hani hubelere çok fazla yemek ısmarladım. Hani bu şekilde. Hani birazcık böyle son bellik yapıyorlar. Ama hiç merak etmeyin. Hani bunu sevmeyen Korelilerde fazla olduğu için hani hiç kimse ısrar etmiyor, böyle yapmıyor diye tuhafı bakmıyor. Hani herkes istediği gibi yapabiliyor. Dördüncü olarak timetable. Bunun Türkçesi derse takvimi mi oluyor? Tam bilemedim, yani emin değilim. Türkiye'deki üniversitelerin çoğu bölümünde öğrencilerin timetable'ı okul belirliyor diyebiliyorum. Yani aynı bölümdeyseniz ve aynı sınıftaysanız pazartesiden cumaya kadar genelde aynı dersleri alıyorsunuz ve ek olarak 2-3 tane istediğiniz saçmeli dersleri alıyorsunuz diyebiliyorum. Tabii ki böyle olmayan bölümler de vardır. Ama Kore'de böyle şey yok. Yani tamamen öğrenci yapıyor kendi timetable'ı. Mezun olmak için doldurmamızı gereken belli bir kredi sayısı var ve onu 4 ay boyunca dolduruyoruz. Mesela ben bu dönem hiç bölüm dersi almak istemiyorum, seçmeli dersleri almak istiyorum, önce onu bitireceğim desem yapabilirim. Ama sonra benim bölüm derslerin krediti de doldurmam gerekiyor. Ama öğrenci ayarlıyor onu. Ve genelde bölüm derslerde 2 tane farklı saatte olduğu için öğrenciler kendine göre uygun dersi seçebiliyor. Ama bunun kötü yanı da var. Öğrenciler internette dersleri seçiyoruz. Sınıfa göre farklı gün yapılıyor ama yine de okulun çoğu öğrenci aynı an dersleri seçiyor. O yüzden o gün biraz böyle hani savaş gibi gerginlik var. Saat 9 gibi başlıyor ve öğrenciler aynı an dersleri seçmeye başlıyor. Tercih edilen dersler ve iyi dersler, iyi saatte olan dersler hemen hemen yerler doluyor. O gün istediğim dersi alamazsam veya almam gereken dersi alamazsam hocaya git, durumu anlat, izin al, imzalı kaydı okul ofisine bırak falan, hani bayağı uğraşmam gerekiyor. Beşinci olarak burs. Sanırım bu konu benim Türkiye'deki üniversite ile ilgili en şaşırdığım konu. Türkiye'de %50 burslu başvurusu, %30 burslu başvurusu falan var. Ama Kore'de o tarz şey yok. Herkes aynı şekilde başvuru yapıyoruz. Tabii ki değerlendirme şartlarına göre hani farklı çeşidi var ama yine de aynı şekilde başvuru yapıyoruz. Ve başvuru yapan öğrenciler arasında yani okula göre değişir ama ilk işte bir kısım, çok az kısma 4 yıllık bursu veriyorlar. İşte 4 ay boyunca not ortalaması belli bir sınırdan aşağıya düşmese 4 ay boyunca burs alıyorsunuz. Ve ondan başka her dönem bölümde 1., 2., 3. işte bölüme göre değişiyor bu da. İşte üstteki
öğrencilere %100, %50, %30 böyle veriliyor. O yüzden o dönem notlarım iyiyse bursu alabiliyorum. Sonraki dönem iyi notu alamazsam burslarım yok. Hatta bazı okullar birinci dönem bursu alan öğrenciler ikinci dönem almasın diyor. Sonraki sene şansını denesin diyor. Daha fazla öğrenciler bursu alsın diye. Hani bu şekilde bizde. Tabii ki bunun yanında ailenin ekonomi durumu iyi olmayan öğrencileri için okulun farklı bursları var. Devletin ve büyük şirketlerin bursları da oluyor. Ama Türkiye'deki gibi başvururken %50 burslu başvurusu falan yok bizde. Mesela ben çok çalıştım, iyi puan aldım ama ailemin durumu kötü. O zaman aldığım puana göre düşük üniversiteye başvurmam gerekecek burs almak için. Veya ben düşük notlar aldım sınavdan ama ailemin durumu iyi olduğu için aldığım puana göre iyi okula başvuru yapabiliyorum bursuzsuz. Hani bu durum bana biraz değişik geliyor yani gerçekten çok farklı. Altıncı, iyi okullar. Türkiye'de bildiğim kadarıyla her bölgede iyi okullar var. Yani kazanmak için yüksek puan isteyen okullar var. İstanbul'da başka bölgelere göre biraz fazla ama yine de her bölgede var diyebiliyorum. Ama Kore'de biraz durum farklı. Kore'deki üniversiteleri Seul içindeki ve dışındaki olarak ayırabilirsiniz. İnsanların kafasında böyle net bir çizgi var. Ve gerçekten okulu kazanmak için gereken puanı da Seul'daki üniversiteler daha yüksek puan istiyor. Tabii ki Seul içindeki üniversiteler arasında sıralama var. Hani çok ünlü, çok yüksek puan isteyen üniversiteler veya işte onlara göre düşük puan isteyen üniversiteler. Ama genel olarak diğer şehirdeki üniversitelere göre yüksek puan istiyor. Ve Seul dışındaki üniversitelerde ilk olarak ayrı tutan okullar var. Mesela Polis Üniversitesi, KAIST diye bir teknik üniversitesi falan. Bu okulları kazanmak için gerçekten çok yüksek puanlar gerekiyor. Gerçekten en yüksek puan isteyen üniversitelerden. Zaten çok az sayıda var bu böyle üniversiteler. Onlar Seul içinde olmasa da ayrı tutuyoruz zaten. Ve genel olarak Seul'a ne kadar yakınsa o kadar yüksek puan istiyor. Ve bölgedeki böyle daha kalabalık merkezi yerlerde olan üniversiteler o bölgedeki diğer üniversitelere göre yüksek puan istiyor. Ve devlet üniversiteler yakınlarda olan üniversitelerden daha yüksek puan istiyor. Ve ilk konuda bahsettiğim Seul'daki üniversitenin şube kampüsü gibi olan üniversiteler o bölgede yakınlarda olan üniversitelere göre biraz daha yüksek puan istiyor. Çünkü öğrenciler sonra bu okula aktarma yaparım veya çift anadallı yaparım, bazı dersleri oradan alırım gibi umutla bu okulu tercih ediyor. Ve gerçekten öyle imkanı var. Yani biraz zor ama yapanlar da oluyor. Hani bizde bu şekilde biraz tuhaf ama öyle. Yedinci olarak asker. Türkiye'de son günler nasıl bilmiyorum çünkü son bir yıl içinde böyle değişiklikler falan oldu. Ama geçen yıl hatta ondan önce üniversiteye mezun olan erkekler 6 ay asker görevi yapıyordu. Ve üniversiteye mezun olmayanlar ondan daha çok uzun süre görevi yapıyordu. Ama Kore'de öyle bir şey yok. Üniversite mezunu olsun, ortaokul mezunu olsun aynı şekilde görev yapıyorlar. Ya tabii ki denizci, havacı ona göre böyle birkaç ay farkı olabilir ama yani fazla değil. O yüzden Koreli erkekler genelde birinci sınıf bitirdikten sonra en geç üçüncü sınıf başlamadan önce askere gidiyorlar. Çünkü hani zaten ders çalışırsam bile 1,5 yıl görev yaparken unuturum. Birinci sınıftayken böyle üniversite tadını çıkarayım, askereye gideyim diyorlar. Ve geldikten sonra da böyle sıkı çalışayım, ondan sonra hemen işi bulacağım diyorlar. Ve gerçekten asker görevini tamamlayıp okula dönen erkek arkadaşlar bir dönem falan iyi puan alıyor. Gerçekten sıkı çalışıyorlar. Ondan sonra eski haline dönüyor yavaş yavaş. Sekizinci olarak şenlik. Açıkçası Türkiye'de değişim öğrenci olarak oturduğumda iki kez falan üniversite şenliğe gitmiştim. Hani fazla katılma şansım olmadı.
Ama son günlerde gördüğüm kadarıyla Türkiye'de böyle okul şenliklerde çok ünlü şarkıcılardansa influencer veya böyle ünlü YouTuber'ları falan davet ediliyor. Böyle konuşma falan filan. O tarz etkinlik yapıyorsunuz. Ama Kore'de o tarz şeyleri pek yapılmıyor. Onlardansa gece yine K-pop idolları geliyor. 3-4 grup. Dünyada konser yapan K-pop idoller okula gelip konser veriyor. Yani Gangnam Style söyleyen sahibi bile geliyor yani. Bana çok fazla hiç K-pop idolü gördün mü diye sorular geliyor. Her yıl okula geliyorlar yani. Okula göre değişiyor ama her yıl geliyor okul şenliği. Dokuzuncu olarak hazırlık sistemi. Türkiye'de bazı bölümlerde var, bazı bölümlerde yok. Ama Kore'de böyle sistem hiç yok. Okulu kazandıysanız direkt başlıyorsunuz. Ama bölüme göre, okula göre ikinci sınıftan üçüncü sınıfa geçerken veya üçüncü sınıftan dördüncü sınıfa geçerken belli bir İngilizce puanı isteyebilirler veya bölümle ilgili belli bir sertifika isteyebilirler. Ama işte bu şekilde hazırlık sistemi yok bizde. Onuncu olarak dönem. Yani bu sadece Türkiye'deki üniversiteleriyle Kore'deki üniversitelerin farkı değil. Avrupa'daki üniversiteler, Amerika'daki üniversiteler, Türkiye'deki üniversitelere genelde sonbahar döneme ilk dönem diyorsunuz ve bahar döneme ikinci dönem diyorsunuz. Ama bizde öyle değil. Biz bahar döneme ilk dönem diyoruz, sonbahar döneme ikinci dönem diyoruz. O yüzden ortaokula geçmek, liseye geçmek, üniversiteye girmek, hani üçüncü sınıfa geçmek falan hep baharda oluyor. Bu farkı da bence gayet büyük bir farkı. Çünkü üçüncü sınıfa geçmek o kadar büyük bir şey olmayabilir ama üniversiteye geçmek, liseye geçmek o tarz şeylerin bir tarafı Eylül'de oluyor, bir tarafı Mart ayında oluyor. Bu biraz değişik. Bugün iki ülkedeki üniversitelerin farkları hakkında konuştum. Bana göre değişik gelen farklarını anlattım size. Umarım cevap almışsınızdır. O zaman sonraki videoda görüşürüz.